Ve cildi konuşalım biraz. Tabii evet. Ki şimdi hava sıcak olduğu için, güneş ışınları olduğu için mesela ne yapmak lazım bakımda? Şimdi tabii vücut haliyle iftardan sonra çok su almadığımız için cildimiz susadığı için ve kuruyor. Su içemiyoruz. Evet. Gündüz nasıl, cildi nasıl nemli tutsunlar? Ne yapsınlar cildi da cildi nemli nasıl? Tutabilmek için bir kere sabah uyanır uyanmaz mutlaka herkesin evinde zeytinyağı vardır. Var, doğru. Zeytinyağı, limon suyu, balı karıştırıp birer çay kaşığı eşit miktarda cildine sürüp cildin nem almasını sağlayabilirler. Biliyorsun en sağlıklı yağ bildiğimiz zeytinyağı. Bildiğimiz basit zeytinyağı. Evet, evet. Bu hemen cildi nemlendirir. Bir şey sorayım mı? Önden mesela bazen yüzü yıkayınca çok iyi kurulamadan, cilt hafif nemliyken biraz gül suyu sürüp evet. O daha gül suyu uçuşmadan zeytinyağı sürülse nasıl olur? Tabii ki gül suyun çok faydası var ama gerçek gül suyu tabii bulmak gerçek çok zor. Mesela gül yapraklarını koparıp biraz limon suyu, biraz limon sirkesinde bekletirlerse... Bugün güzel tarifler vereceksiniz. Vereceğiz, ama. Evet. Suzan Hanım telefonda. Ondan sonra evet. Suzan Hanım'ın size bir sorusu var. Tabii. İsterseniz bu gül suyu ile ilgili kısmı bitirelim. Sonra evet. Füsun Hanım. Şey yapalım, onu biraz beklettikten sonra bir hafta gül özünü veriyor tabii. Belki biraz içine kokusunu güzelleştirmek için tarçın ya da karanfil koyabiliriz. Gül suyun aroması ve o tarçının aroması suyuna geçtiği için çok doğal bir tonik oluyor. Ama bu yağlı ciltler için. Bakın gül suyu cildi yağlandırır. Ama onun içerisine işte limon sirkesiyle yaparsak o zaman cilt sıklaşır ve toparlar. Ama yağlı değilse cilt o zaman kuruysa sadece gül suyu kullanabilir. Evet.